Belediye başkanı Sayın Murtaza Karaser'de tren olmağı teşkil etmiştir. Olan 1 Mayıs programlarında daha coşkulu, daha eğlenceli programlar yapıldığını bildiğimizden ötürü böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Öncelikle Güneydoğu'da yaşanan acı olaylardan dolayı bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan aziz şehitlerimize duymuş olduğumuz saygıdan ötürü herhangi bir eğlence programı ya da daha huzurlu olayı yapmamış olduk. Bunu saygıyla hepinize arz etmiş olalım. Biz Hak İş Konfederasyonu olarak, Hizmet İş Sendikası olarak bugün Sakarya'da çok büyük bir program yapmaktayız. Yapılan programda Sayın Genel Başkanımız Mahmut Aslan Beyefendi, tabii ki işçi bayramı olması münasebetiyle de devlet yetkililerinden şu anda olduğundan fazla gündemi meşgul eden kadrolaşma hususuyla alakalı çok ciddi taleplerde bulunacağını özellikle buradan belirtmek istiyorum. Aynı zamanda tabii ki işin muhatapları olan devlet kanalından da bugün yapılacak çok ciddi açıklamalar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sizler için hayırlı olması adına biz sendikal faaliyetlerimizde elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu hususta bizlerin yanında olduğunuzdan ötürü hepinize, tüm mesai arkadaşlarıma, tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet, biz Sakarya'da yapılan 1 Mayıs programına mesafenin çok uzun olmasından dolayı, bir katılım sağlayamadığımızdan dolayı bugün burada bu programı yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere ellerinde birçok imkan varken bu şehre hiçbir şey yapmayanlara inat, birçok kısıtlı imkanlarla şehre hizmetin en iyisini yapan Sayın Belediye Başkanımız Murtaza Karaköse Beyefendi'yi saygıyla arz ediyorum. Çok değerli mesai arkadaşlarım, biz de basın mensupları bugün burada işçi, memur ve emek veren tüm milletimizi 1 Mayıs bayramını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce Fikret Bey bahsetti. Geçen yıl burada yine aynı kutlamayı yaptık. Ancak davullu zurna kutlama yaptık. Gönül isterdi ki yine öyle olsun. Ancak daha bu sabah Musaybin'de 3 tane şehidimiz daha oldu. Vatan evlatları birer birer toprağa verilirken bizim davullu, zurnalı kutlama yapmamızın takdir ederseniz ki mümkün olmayacağı gerçeği vardır. Ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, 1 Mayıs İşçi Bayramı dünyada 1905 yılından beri kutlanmaya başlamıştır. Ancak kutlanma sırasında özellikle provokatörlerin mesai yapmaları nedeniyle, bu emeğe saygısızlık yapmaları nedeniyle
bu 1 Mayıs kutlamaları hep kanla sonuçlanmıştır. Allah'ın gününe şükürler olsun. Bugün ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde adına layık bir şekilde kutlanmaya başlamıştır. Özellikle ülkemizde 2008 yılından bu yana 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Emek Bayramı resmi tatiller edilmiş ve bayram havasında kutlanmaya başlamıştır. Adından anlaşılacağı gibi 1 Mayıs işçinin, emekçinin dayanışma, birleşme günüdür. Dolayısıyla bu tür bayramlarda bu tür provokatörlerin aramıza girmesine asla müsaade etmemeyiz, etmemeliyiz. Bugün de inşallah ülkemizin birçok yerinde kullanılacak olan 1 Mayıs olaylarına bu biraz önce bahsettiğim provokatörlerin girmesi engellenir ve adına layık bir şekilde 1 Mayıs bayramı kutlanır. Değerli mesai arkadaşlar, biliyorsunuz geçen yıl 1 Mayıs kutlamaları yaparken sizlere bir park ücretlerden falan bahsettik ve verdik de. Allah nasip ederse önümüzdeki ay, yani 6. ay içerisinde yine bir sözleşmemiz olacak. Yine sizlere hak ettiğiniz ücreti ödeyeceğiz. Çünkü emeğin karşılığının mutlaka bedeli olaraktan sizleri morale motive edecek, gücünüze güç katacak maaş ve ücret zamlarıdır. Bizler bunları sizlere vermekten mutluluk duyan öyle bir yönetimiz. Çünkü biz öyle bir anlayıştan gelmişiz. Emeğe saygının ne demek olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Ben bu vesileyle sizlerin 1 Mayıs Emek Bayramınızı candan kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Saygıdeğer katılımcılar, şimdi biz Afiş Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası olarak yapmış olduğumuz sendikal faaliyetlerimiz hususunda her zaman yanımızda olan, desteğimizde de esirgemeyen Sayın Kars Belediye Başkanımız Murtaza Karaçatı Beyefendi'yi sendikamız adına bu anlamda sizlerin de yanında olduğundan ötürü bir plaket takdim etmiş olacağız. Sayın Başkanımıza canından teşekkür ediyorum. Bu plaketler falan biz tabii ki sizlerin takdimiyle kabul ediyoruz ancak değerli mesai arkadaşlarımıza hizmet etmek, onların yanında olmak bizim asli görevimizdir. Hep olacağız. Bundan sonra sürekli hep böyle devam edecek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Başkanımıza. Belediyemizin farklı bir programı var. Biliyorsunuz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 1 Mayıs itibariyle yapmış olduğu bir ağaç dikim programımız var. Sayın Başkanımıza biz yapmış olduğumuz etkinlikten dolayı katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Programımızı burada tamamlıyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Bir kez daha emekçi ve işçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Buna mı?